Annesini uyandıran bir tane minik kuş varmış. Herkese merhabalar. Bugün güne küçük oğlumla başladım. Beni uyandırdı. Allah herkese nasip etsin inşallah. Evlat sevgisini herkese tattırsın. Biz şimdi kalkalım bakalım. Umut Bey'e bir kahvaltı hazırlayalım. Benim küçük kuzularım resim yapıyorlar. Biri bana villa yapacakmış. Hangi renk istersin dedim. Mor dedim. Mor rengi yok muymuş Umut? Abimde galiba. Ha evet abin de. Benim Aya sen de camiyi mi mora boyuyorsun oğlum? Evet, benimki değişik cami oldu. Evet bence de ilk defa mor cami göreceğiz sayende. Umut hadi başla. Az önceki resmin nasıldı? Benimki anne hayaller camisi. Hayaller Camisi mi? Katıldım. Evet. Güzelmiş. O ne Umut? Saçmaladım. Saçmaladın mı? Kırmızı yapayım mı? Olsun yine de çok güzel olmuş. Olur kırmızı da olur. Hadi siz resim çizmeye devam edin. Ben de baklavanın malzemelerini ayarlayayım. Daha ceviz kırmadım. Ceviz kıracağım. Ben kalkıyorum. Siz güzel güzel böyle devam edin. Tamam mı aşkım? Baklavam için kaymak yapacağım. Bunun için de dünkü inek sütünden kullandım. 2,5 su bardağı yağlı olduğu için. İçine de yarım bardak irmik. Bunları pişireceğim. Bu kaymak olacak. Bunu hazırlayayım. Sonra cevizlerimi kırayım. Bu soğumuş olur o zaman. Sonra da baklava hamurumu yapacağım. Daha onu da yapmadım. Hızlıca işe başlayayım bir bakalım. Erkenden bitsin inşallah. Kaymağım da hazır. Bunu şimdi altını kapatacağım. Soğurken zaten iyice kıvamını alacak, koyulaşır. Hemen diğer işlerime bakıyorum. Şimdi hamurumun malzemelerini koydum. 2 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı su, 2 yumurta, 1 çay kaşığı da tuz koydum. İçinde süt, yoğurt gibi hiçbir şey yok. Hamurumu bir hazırlayayım. Ondan sonra bunu dinlendireceğim. Cevizlerimi parçalarım. Evde de cevizin çok fazla kalmamış. Biraz az ceviz de olacak ama. İçinde kaymağı da var. Elimi de batırdım. Neyse şunu kullanayım artık. Taşanları da hesaplıyorum. 3 şöyle. Yani 5 su bardağı kadar olacak. Hamurumu bir yoğurayım kıvamına göre onu eklerim. Çok koyu olmasın da. Ha, 2 tane yumurta kırdım, onu söylemiş miydim? Hamuru daha sarı olsun hem de. Bu biraz daha un istiyor. Çok az bir şey daha katayım. Hamurum yine taştı. Sıçradı, taştı diyorum. Aç gelecek. O da kim? Mesut.
Benimki daha iyi kıvamı. Şöyle bir toparlayayım camı. Evet. Ben bunu kaymaklı yapacağım da Allah Mesut da normal cevizli baklava istemişti. Üşenmezsen bir de ona küçük bir şeye düz baklava mı yapsam, ne yapsam? Bu beni yormazsa tabii. Çünkü bunun hamuru tek tek açılıyor. Şimdi şu hamurumu böyle bölmek için masanın üstüne çıkartacağım. Daha da yumuşamış bekleyince. Biraz da bunu da şöyle kıvamını ayarlayayım. Şimdi yasak falan olmasaydı 4 gün iznimiz var. Ya köye giderdik ya İstanbul'a. Ama yumuşak iyice. Bayramda evdeyiz. İnşallah kurumunda birbirimize gidip gerekiriz. Zaten virüs de bayağı azaldı Allah'ın izniyle ama. Şöyle bunu ona böleceğim. Şöyle bir çizeyim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oluyor. Şöyle mi? 1, 2. Bunları keseyim ondan sonra tabii ayarlayacağım daha. Eşit olsun diye. 6 7 8. Şimdi büyüklerden küçüklere şu birazcık küçük gibi. Keşke komşudan onun güzel bir tahtası vardı, onu alsaydım. Onu da açmak daha kolay olurdu. Bunun üstü cilalı olduğu için biraz zor oluyor. Şimdi bunları böyle hazırladıktan sonra bir 10 dakikada bunları bekleteceğim. Üstünü poşetle örtüp sonra şu kremamı, ay kaymağımı getireyim bir. Ona bakayım, soğudu herhalde. Şimdi önceden ben hep 10-10 açıyordum baklava yufkalarını. Şimdi bir tane açmayı deneyeceğim. Vallahi açabileceğim mi onu da bilmiyorum. Biraz büyük açmam lazım. Biraz da ince olması lazım tabii. Tamam.
açtım büyükçe. Şurasından tekrardan şöyle sarıyorum. Şöyle büzeceğim. Şimdi bunu yavaşça tekrar açacağız. Biraz uğraştırıyor. Şöyle koyayım. Hamurum bayağı kırıştı. Şuradan biraz çekeyim. Hamurum böyle kırışık kırışık. Şimdi şu ortayı biraz daha fazla kırıştıracağım. Şöyle. Buraya da yaptığım kaymaktan koyacağım. Şöyle. Top top. Yani dışarıdakileri de kaymak diyorlar ama hemen hemen hepsinde böyle irmikli süt karışımı var. Babam tatlının her türlüsünü çok sever. Keşke burada olsa da yedirebilsem ona. Şöyle kaymaklarımı da koydum. Üstlerine de ceviz. Şöyle. Koyalım hızlı hızlı. Benim çocuklar evi yıkıyor vallahi. Güya oyun oynuyorlar. Cevizi az olan var mı? Şu. Değişik bir lezzet. Bu tatlıyı da ilk defa deniyorum zaten. Şimdi bu tarafını şöyle katlıyorum. Tarafını kapattım. Şuranınki de şey oldu. Şöyle. Sonra da bu tarafı kapatıyoruz üstüne. Ben ilk bir tane hemen denemiştim. O buna göre daha küçük oldu. Şöyle onu da bu tarafını kapattım. Sonra şu aralarından zaten boşluk yerleri belli. Şöyle yapıştırıyorum. Hamur da yapışmadı. Şöyle karıştırıp vallahi yapışmıyor hamurum. Aynı bayram şekeri gibi oldu. Yapışmayan var mı? Sonra bu aralarını şuradan fazlalığını alayım. Ortadan kesiyorum. Tepsimi de şöyle bir koyayım. Sonra bunları ters çeviriyoruz. Ters taraflarından şöyle şöyle koyacağım. Çünkü bu tarafları daha kırışık. Yani asıl görüntüsü bu tarafta. Şey gibi de şöyle sarımsağa da benziyor.
Bu şekilde tepsiye dizmeye devam ediyorum. Size şöyle yakından da göstereyim. Böyle karıştırdım iyice. Ortası daha çok kırışık. Şöyle uzunlamasına. Şimdi bunu iki taraflı şöyle kapatıyoruz. Bir de şöyle normal baklava yaptım. Mesut diğerini sevmezse bunu yesin. Bunu hemen keseyim. Sonra yağlarını hazırladım. Hemen pişireceğim. Baklavalar bitti ama ben de bittim yani. Şimdi bunların hemen yağsını da gezdireyim. Hemen fırını ısıtıyorum. Hemen kızarsınlar. Şerbetini artık sonra dökerim. Vallahi sadece tereyağı değil, sana yağ da koydum ben. Hani karışık sıvı yağ. Şöyle. Benim işim bitmez. Şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Hemen kirleri yerleştireyim. Tatlımın biri fırından çıktı. Şerbetini döktüm. Diğeri de pişiyor. Çok az bir şey kaldı. O da çıksın. Ondan sonra nasıl olduğunu göstereceğim. Tatlımın şerbetini verdim. Vallahi harika görünüyor. Üstü de böyle hani dokunuyorum. Hala çıtır çıtır. Umut yedi. Çok güzel olmuş diyor. Ama bunu bence sıcakken yemek daha doğru. Çünkü içinde kaymak var ya. Şerbeti de sıcak döktüm. Tatlıyı da fırından çıkartır çıkartmaz. İkisi de sıcaktı. Hala üstü hani sert. Çok güzel oldu kıvamı falan. Bunda kalan zaten yani 3-4 bezi vardı herhalde. Onunla yaptım. Hani dedim Mesut şimdi bunun şeklini beğenmez. İçinde kaymak var der. Şöyle böyle der. Bahane bulursa. Onun kendi baklavası burada. Ama bunu ıslamayacağım şimdi. Yarın belki bu bitsin. Ama bu da güzel görünüyor. Şerbetini verdikten sonra. Ama bu gerçekten nefis. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli görünüyor. Umut çünkü çok beğendi. Bir de tabii zaten benden anca istiyorlar. Annesininki gibi bulgur pilavı istedi benden. Şimdi bunun içine bir de domates doğradım. Domates katacağım. Biraz salça. Sulu bir bulgur pilavı yapacağım. Dünden de zaten çorbam vardı. Patates yemeğim vardı. Dün patates yemeği yaptım. Pilavdan vazgeçip. Şimdi pilavımı da yapayım. İftara az kaldı. Bugün son iftarımızı da yapalım Allah'ın izniyle. Şimdi sütümü ılıttım. Yoğurdumu da mayalayacağım. Böyle küçük küçük güveçlere yapıyorum ki günlük bir tane sofraya getireyim diye. İki tane de büyük güvecim var. Yoğurdum. Sütüm şimdi hazır. Ben şimdi hemen bir mayalayayım. Sütü böyle havalandırırsanız içindeki buhar çıkar. Yoğurdunuz biraz daha sert olur. İçindeki suyu böylece çıkartmış oluyoruz. İnşallah çok güzel olacak yoğurtlarım. Şimdi üstünü kapatayım. Uyusun bakalım. Tatlımı koydum. Çayımı da doldurayım. Suyun ucu da böyle taşınca hiç sevmem. Her yeri sıçrıyor. Güzeldi. Şimdi götüreyim de Mesut Bey tatsın. Mesut Bey. Buyurun tatlıya. Hadi tadına bir bak, yorumla hemen. Şimdi ısıttım şerbetini. Sıcak sıcak ye bir de. Ahi becerebilmiş biz. Evet. Ha? Güzel olmuş. Neydi bu? Kaymaklı.
Vallahi gerçekten ben de baktım. Gerçekten güzel yapmışım. Afiyet olsun. Çok yeme, göbek önde gidiyor. Hadi yiyelim, çayımızı içelim. Şu anda ikinci tabağı getirdim. Beyefendi onu yiyor. Size nasıl çıtır çıtır olduğunu da göstereyim. Şu anda da geçen gün çocuklarla su savaşı yapmıştık. Onu izliyor, ona gülüyor beyefendi. Kıkır kıkır. Çok hoşuna gitmiş. Şimdi içeri mi koyacağız? Hı hı. Şuna mı? Yani böyle çok güzel yapamıyorum ama olsun. Şimdi şuna mı katıyoruz? Hı hı. Anne, buraya siyah bir ağaç çiz. Siyah ağaç. Evet. Ama anne bak, şey olmayacak. Yaprak olmayacak. Şuraya mı? Evet, oradan başla. Yaprak yok. Tamam, dal abi. Yap böyle. Bak, kediler oturacak iki tane bir de yanına. Ha, şöyle o zaman. Aya bakacaklar böyle. Anne, şeyin gözlerini yapmayacaksın, kedilerin gözlerini. Tamam mı? Ağzını falan. Ters dönecekler. Aya bakıyorlar ya. Olur mu bu? Kediler şuraya mı oturacak, şuraya mı? Dala. Şuraya. Hı hı. İki tane kedi. Biri küçük, büyük. Büyük. Biri büyük. Böyle oluyor mu? Böyle miydi? Hı-hı. Aman ne bileyim ben, sen de ya. Ya kedi normal, kedi çiz. Aa tamam, kedi işte, al kuyruğu da var. Şöyle oturuyor. Tamam işte, arkası dönük. Bir tane de şuraya küçük çizeyim. Ben de dememiştim ama olsun bir şey. Ya umpu. Aa, o da yandan bakıyormuş olsun. Arkaları dönük olmuş işte. Şöyle ha, kuyrukları mı sallanacak sadece? Evet. Tamam neyse. Şöyle bak yine sallanıyor şöyle. Şöyle dalı biraz daha şey yaparız. Tamam ben bayarım. Başka ne yapıyoruz? Tamam bu. Altta da çimenler. Dur çimenlerim. Şu renk olur mu? Olur. Oldu mu böyle? Hı hı. Sonunda. Tamam, başka bir şey istiyor musun? İstiyorum başka şeyler. Ne? Kapat. Ben söyleyeyim. Söyle. Bu sayfa değil, başka bir resim. Bu sayfada, bu resmi bitirelim artık. Ben yapamam mı? Tamam. Şu ayıca bayan var. Ayıca kedileri mi? Simsiyah yap. Üstüne sanki şöyle sarı mı yapsaydık ayı? Yap. Kedileri simsiyah yapayım? Evet. Kalemle daha iyi çizerdim. Boyalarla bir şey çizemiyorum ki. Şuna bak, ucu çünkü iyi değil. Bir de şu büyük küçüğe sarılsaydı anne. Şimdi nasıl sarılırım ben bunları? Kol yap bir tane, sarılsın küçüğe. Küçüğe kol. Hayır, büyüğe kol. Büyük küçüğe sarılacak. Ah, olur mu? Hı-hı. İyi hadi al. Bugünkü videomuzda Ayaz'ın çizdiği bu güzel resimle bitiriyoruz. Artık bayram sabahında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.